Merhaba sevgili gençler. Ben matematik öğretmeniniz Mevlüt Yılmaz. Bugün sizlere çalışma kağıdı onun sorularını cevaplayacağım. Bu çalışma kağıdı kombinasyonun üçüncü ödeviydi. Hemen sorulara geçelim. Birinci sorumuza bakalım. D1 paraleldir. D2 olmak üzere. D1 doğrusu üzerinde 5, D2 doğrusu üzerinde 6 nokta belirtilmiştir. Köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen çizilebilir? Şimdi derste zaten bunları, bu soruları iki yolla çözdüğümüz için şimdi iki yolla çözmeyeceğim. Ama ne yapıyorduk? Bir tersten düşüneceğiz. Yani tamamını bulup üçgen olmayanları çıkaracağız. Ya da tek tek üçgene bakacağız. Üçgenin tepesi aşağıdayken veya yukarıdayken ayrı ayrı bakmamız lazım. Ben tersten çözeceğim. Toplam 11 nokta var. O halde bu noktaların hepsi ayrı ayrı dağılmış olsaydı 11'in üçlüsü kadar üçgen oluşacaktı. Fakat bunlardan ne oluyor? Şu 5 noktadan üçgen oluşmadığı için burada 5'in üçlüsü kadar üçgen iptal oluyor. D2 üzerinde de 6 nokta var. Bunlardan da 6'dan üçlüsü kadar üçgen oluşacaktı ama şu an hiç üçgen oluşmamış. Onları çıkaracağız tamamından. Bakalım kaç gelecek. 11, 10, 9 bölü 3, 2, 1. 5'in üçlüsü 10'du. Uzatmaya gerek yok. 6'nın üçlüsünü yapalım. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şurada bu 3 yapar. Buradan 5 gelir. 3, 5, 15. 15 çarpı 11'de 165 yapar. Eksi 10. Burada da 20 olduğunu görüyoruz. Yani 165'ten 30 çıkarsa 135. 135 farklı üçgen çizilebiliyormuş. Bunun ikinci yolu da vardı. Derste yapmıştık ama şimdi o yolu kullanmayacağım. İkinci soruya geldik. D1, D2, D3, D4, L1, L2, L3 bunlar ayrı ayrı paralel doğrularmış. Şekilde çizilen doğrular üzerindeki noktalar doğrusal olduğuna göre bu doğruların kesim noktalarından geçen kaç farklı üçgen çizilebilir? Kesim noktalar dediği şu noktalardan bahsediyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Toplam 12 nokta var. O halde bunlardan üçgen, eğer bunlar rastgele dağılsaydı 12'nin üçlüsü kadar üçgen oluşacaktı. Şuraya yazalım. Fakat ne oluyor? Buradaki doğrusal olan 4 nokta eğer üçgen oluştursaydı oluşacaktı ama oluşmadığı için 4'ün üçlüsü kadar üçgen gitti. Fakat aynısından bir tane de burada olduğu için ve burada olduğu için bunu 3 ile çarpabiliriz. 3 çarpı diyelim. Eksi. Yatay baktığımızda D1, D2, D3'e bunlarda da 3 tane var. O halde 3'ün üçlüsü kadar buradan da üçgen iptal olur. Aslında bir üçgen yani burada. Fakat 4 tane olduğu için bunu da 4 ile çarpalım. 4 tane üçgen gitti. 12'nin üçlüsünü bulalım. 12, 11, 10 bölü 3, 2, 1. Eksi. Bu 4 yaptığı için 4 ile 3 eksi 12 tane yapar o. Burada 3'ün üçlüsü 1 yaptığı için eksi 4 ile çarparsak eksi 4. Buraya 3'e bölersem 4, 2'ye bölersem 5. Yani 5 kere 4, 20, 11 ile çarparsak 220. 220'den de 16'yı çıkardığımızda 204 farklı üçgen çizildiğini görebiliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruya geldik. Düzlemde verilen 9 noktadan 5'i doğrusaldır. Köşeleri bu noktalara olan en çok kaç üçgen çizilebilir? Şimdi 9 nokta var. 5 tanesi aynı doğru üzerinde. Şöyle düşünelim. Doğrunun biri bu olsun. Bir tane gerçek doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5 nokta burada. Diğer 4 nokta da şöyle kenarda duruyor. Toplam 9 nokta var. Bunları hiç doğrusal düşünmezsek ne olacaktı? 9'un üçlüsü kadar üçgen oluşacaktı. Fakat bu 5 noktadan dolayı bunların hiçbiri üçgen oluşturamayacak. Oysa oluşturabilecek kaç tane vardı? 5'in
üçlüsü kadardı. 9'un üçlüsü 9 çarpı 8 çarpı 7, 3 çarpı 2 çarpı 1, eksi. 5'in üçlüsü 10. 12 çarpı 7'den bu 84. 10 çıkarırsak 74. Yani burada en çok 74 farklı üçgen çizebiliyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Bir düzlem üzerinde bulunan 10 doğrudan 4'ü bir A noktasından, geri kalanlardan 3'ü de başka bir B noktasından geçmektedir. Herhangi ikisi paralel olmayan bu doğruların A ve B ile birlikte en çok kaç kesişme noktası vardır? Şimdi kafanızda canlanması için şöyle birkaç tane çizeyim ama tabii hepsi böyle olmayabilir bu doğrular. 4 tanesi buradan A'dan çıkacak. 3 tanesi de B'den çıksın. Rengini değiştireyim. Mesela kırmızı olsun. Ve diğerleri de bağımsız. Onlar artık apayrı doğrular. Onları çizmeye gerek yok aslında. Çünkü 3 tane bunlardan paralel olmayan doğrular düşüneceksiniz. Şunlara da isim verelim. A ve B idi bunlar. Şurası A olsun. Bu da B noktası olsun. Şunları soruyor. Bu şekilde kaç tane nokta oluşur diye sormuş. Sonuçta bir nokta olması için iki tane doğru yeterli. O halde iki doğru kesişirse daha fazla nokta olacaktır. En çok dediği için. En az deseydi zaten bunu hepsini bir noktada kesiştirebilirdik. Bir derdik paralel olmadıkları için. Ama en çok dediği için iki doğruyu bir araya getirip bir nokta oluşturacağız. Bu durumda 10 doğru eğer rastgele dağılsaydı onun ikilisi kadar nokta oluşabilirdi en fazla. Fakat A noktasından çıkan bu 4 doğrudan dolayı 4'ün ikilisi kadar nokta kayboldu fakat A geldiği için artı 1. A'dan dolayı bir tane eklendik. B'den çıkan 3 doğrudan dolayı 3'ün ikilisi kadar nokta gitti ve B noktasını eklersek 1 etti. İşte bu kadar nokta oluşabilir en çok. Onun ikilisi 19,45 yapar. 4'ün ikilisi 6, eksi 6 artı 1. Bu da 3 artı 1. Yani 5 ve 2 çıkarırsak 45'ten 38 yapacaktır. En çok 38 tane kesişme noktası olabilirmiş. Geldik 5. soruya. ABC üçgeninde A noktasından çıkan 3, B noktasından çıkan 2 doğru parçası ile oluşan şekilde kaç farklı üçgen vardır? Şimdi burada yine doğru parçalarının sayısını bulalım. Onlarla oluşacak üçgenleri yorumlayalım. Dışarıda mavilerden 3 tane doğru parçası var. İçeride 4, 5, 6, 7 ve 8. Toplam 8 adet doğru parçası var. O halde bu 8 adet doğru parçası üçerli olarak bir araya geldiğinde bir üçgen oluşturabilir. Yani 8'in üçlüsü kadar üçgen oluşurdu. Şayet burada tek noktadan çıkmasaydı. Ne oluyor o zaman? Bu bir noktadan çıkan 1, 2, 3, 4, 5 doğru parçası 5'in üçlüsü kadar üçgeni oluşturmadığı için onu çıkaracağız. Hayretten B noktasından baktığımızda 1, 2, 3, 4. Burada da 4 nokta 4 doğru parçası var tek noktadan çıktığı için. Bunlardan da üçgen oluşmaz. O yüzden 4'ün üçlüsü kadar üçgende oluşmadı. Öyleyse bunları tamamından çıkaralım. 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6, 3 çarpı 2 çarpı 1, eksi. 5'in üçlüsü 10, 4'ün üçlüsü de 4'ün birlisi olduğu için o da 4'tür. Şurası 56 eksi 14, 42 çıkıyor. Yani burada 42 farklı üçgen oluşuyormuş. 6. soruya geldik. Şekilde bir kenarı 1 santimetre olan 36 tane kare verilmiştir. Buna göre şekilde kaç farklı dikdörtgen vardır? Burada tabii bir kenarın 1 santim olması çok da bir esprisi yok. Niye verdiler bilmiyorum ama sonuçta dikdörtgen oluşması için herhalde karelerin olmasını istiyor. Ama biz karenin de özel bir dikdörtgen olduğunu bildiğimiz için kareleri de sayacağız. Dikdörtgen oluşması için önce yatayları seçtiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yatayda doğru parçamız var. Bunları ikisini seçebiliriz. 7'nin ikilisi.
Bunlar 7'nin ikilisi kadar seçilebilir. Sonra dikeye baktığımızda düşeyde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 7 tane var. İkisini seçebiliriz. Bu da 7'nin ikilisi. Yani 7'nin ikilisi 7'nin ikilisi kadar. Sonuçta 4 tane seçtiğimize göre artık dikdörtgen oluşmuştur. 7'nin ikilisi kaç yapar? 21 yapar. Bu da 21. 21 çarpı 21 de 441. Yani bu şekilde 441 farklı dikdörtgen varmış. Kareler de özel bir dikdörtgen olduğu için gençler onları da saymak gerekiyor. Burada çünkü bu saydığım şeylerin içinde kareler de var. 7. sorudayız. 6 farklı karenin herhangi iki kenarının veya kenarlarının bir parçasının çakışmadan kesiştirilmesiyle en çok kaç kesişim noktası oluşur? Yani aslında şundan bahsediyor. Önce biz iki kareyi bulalım. İki kare acaba kaç noktada kesişiyor? Bir görelim. Oradan bu ikili grupları 6'ya çoğaltacağız. Şöyle çizersek gençler, kareleri böyle çizdiğimde en çok oluşacak nokta sayısı ortaya çıkacaktır. Burada görüyoruz ki 8 tane farklı nokta var. En çok dediği için 8 tane oldu. Daha fazla olmuyor iki kareden. Peki ben bu kareleri kaç tane böyle ikili gruplayabilirim bakalım. 6 tane olduğuna göre 6'nın ikilisi diyeceğiz. Her bir gruptan 8 tane nokta olduğu için 8'e çarpıyoruz. 8 çarpı 6'nın ikilisi 15 yapar. 8 çarpı 15 120 yapacaktır. 8 çarpı 15. Cevabımız D şıkkı olarak bulduk gençler. 120 tane kesişim noktası oluyormuş en çok. En az dese de olur, azaltırdık ama en çok dediği için en fazla 120 oluyor, daha fazla olmuyor. Ve bu çalışma kağıdının da 8. son ve son sorusuna geldik. Bu soruya baktığımızda ne görüyoruz? Bir şekilde bir kenarı 1 santimetre olan 30 kare varmış. 30 kare nasıl oluşmuş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 5. Evet, 6'ya 5 olmuş. Bu şekilde kaç farklı kare vardır? Aslında bu sorularda tabi kombinasyon yöntemi kombinasyona gerek kalmıyor. Sayma veya belli bir örüntüyle bulmak daha kolay. Nasıl yapıyoruz? Önce en küçük karelere bakacağız. Yani 1'e 1 birimlik. Burada kaç tane var? 6 tane, 5 tane. Yani 6 çarpı 5, 30 tane kare var. En küçükleri bulduk. Sonra büyüklere geldiğimizde şöyle sayınca aslında bunu görüyoruz ama saymadan da şöyle yapacağız. Bunları bir azaltarak gideceğiz. 6 çarpı 5 ise bu azaldı o zaman 5. Bu da bir azaldı 4. Demek ki 2 çarpı 2'lik karelerde 5 çarpı 4 yani 20 tane varmış. Sonrakinde bu azaldı 4. Bu azaldı. 12 tane varmış 3 çarpı 3'ler. Bu 1 çarpı 1'ler. Bu 2 çarpı 2'ler. Bu 3 çarpı 3'ler. 4 çarpı 4'ler de bunları bir azaltırsak 3'e 2 kadar 6 taneymiş. 5 çarpı 5'lere gelelim. Bu da ne oluyor? 2 çarpı 1. Zaten 6 çarpı 6'lık bir kare yok burada. O yüzden öyle bir şey olmayacak ki bunu örüntü devam ettirsek de 1 çarpı 0 geldiği için bir şey çıkmayacaktı. Yani 30 burada, 20 burada, 12 bu kadar, 6 bu ve 2 tane buymuş. Topladığımızda 30, 50, 62 ve 70. Demek ki şöyle 70 diyelim. Eğer şuna gerek yok. 70 farklı kare vardır diyoruz gençler. Bu şekilde bunu kombinasyonsuz sayarak bulduk. Evet, bir çalışma kağıdında sonuna geldik. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.